Karın gelme ameliyatı olmaya karar vermiş olan hastamız, randevu günü sabah erkenden ameliyatı yapacağımız kliniğe ya da hastaneye gelir. Burada sabahleyin ilk iş bu hastamızdan tahlil için kanlar alınır ve bunlar laboratuvara gönderilir. Aynı anda anestezi doktoru gelir ve kendisine bir anestezi öncesi bir muayene yapar. Sonrasında da ben çizim yaparım. Yani nereye ne yapacağımızı, nereden ne kadar alacağımızı, nereden yağ alacağız, nasıl yapacağız, ne kadar deri çıkaracağız, bu planlamayı yaparız ki bunu genellikle ben hastamla birlikte onunla konuşarak şuradan şunu yapacağız, bunu yapacağız diye bir bilgilendirme şeklinde de yaparım. Daha sonra kan tahlilleri çıkar çıkmaz hastamızı ameliyathaneye alırız. Aynı planladığımız gibi anestezi sonrasında ameliyatımızı uygularız. Beraber yapacağımız işte bazen bel bölgesi, işte karın üst bölgesi, yan taraflara bir takım liposakşınlar, lazer lipolizler uygulamak gerekebilir. Bunları yaparız. Ondan sonra da karın gelme ameliyatını uygularız. Karın gelme ameliyatından sonra bir diren koyarız. Bu diren ertesi gün sabah çıkarılır. İçeride biriken sıvıları almak içindir bu diren. Ameliyat dikişler içeriden yapılır, dışarıdan yapıştırmayla kapatılır ve hastamıza bir korse giydiririz. Sonra da hastamızı odasına alırız. Hastamız sabah ameliyat girdiği ameliyattan ortalama saat 11-12 gibi çıkmış olur. Akşamüstü 7 gibi, 8 gibi de bu hastamızı ayağa kaldırırız ve odanın içinde bir miktar yürütürüz, hareket ettiririz. Sonra da hastamız tekrar dinlenmeye alırız. Ona bir takım ağrı kesiciler, antibiyotikler gibi bir takım tıbbi tedaviler uygularız. Ertesi günü bu direni çıkartırız. Korsesi üzerindedir. Ameliyattan hemen sonra bunu giydiririz. Bu şekilde akşam üzeri, ertesi gün akşam üzeri de öğleden sonra da hastalar genellikle 24 saati tamamladıktan sonra kendini daha iyi hisseden hale gelirler. Ve pek ağrıları da öyle büyük bir ağrıları olmaz. Ve evlerine göndeririz, taburcularız. Daha sonra bir hafta sonra kontrole çağırırız. Ondan sonra da yaralarına bakarız. Korseyi 3 hafta süreyle kullanır. Yara bakımı önemlidir. Bu yaraları bantlarız, dışarıdan yapıştırmayla kapatırız. İçeriden dikişlerle kapatır, dışarıdan bantlarız ki ayrıca bir de tren yolu gibi dikiş izleri olmasın diye.